İzzet, Ha. otel demişken bu otel olayına da gelelim mi? Biraz girelim mi? Tabii tabii buyurun. Bu Ankara'da başına gelen bu otel skandalı olarak adlandırılan olay senin kariyerine zarar verdi mi? Seni etkiledi mi olumsuz yönde? Şimdi bakın biz Türkiye'deyiz. Eğer böyle bir olay Avrupa'da olsaydı, yabancı ülkede olsaydı hiç kimsenin dikkatini bile çekmezdi. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Yok desem yalan atmış olurum zaten. Çünkü aykırı bir şey. Yani istinat edilen suçlar aykırı. Şimdi bir anda tecavüz. Siz de burada sıçtınız, sıvadınız, neler yaptınız aman yani. Aman. Evet doğru. Yani öyle yani ben. Ha, bir şey olmaz. Kapanmaz. Merak hayır, hayır, hayır. Vallahi ben konuşurum kusura bakmayın. Yok yok konuş da. Doğruyu söylüyorum çünkü. Konuş da dikkat şimdi, etsek iyi olacak. Şimdi herkes yaptı bunu. Bir tek siz değil yani. Tabii ben kimseye kırgın değilim. Bunu da ifade ediyorum. Samimiyetimden anlıyorsunuz. Kırgın olsan zaten geldin. Evet yani kırgın değilim. Çünkü bu sektörde herkes işini yapacak. Fakat ben hep şunu bir böyle bir sistem ettiğimde ya arkadaşlar bir bekleyin. Yani istinat edilen suçlar, önce o soruyu tamamlayın. Kariyerime zarar verdi mi? İstinat edilen suçlar çok ağır. Haliyle verdi. Neden verdi? Çünkü biz Müslüman bir ülkeyiz. Yani adama öyle bir başlıklar atılıyor ki, işte tecavüzcü, seks skandalı. Bak şimdi, ya burada burası Türkiye. Yani ben annemin 50 sene önce namaz kıldığını biliyorum. Ailemin şu anda da aynı. Başı örtülü. Bütün ailem öyle. Şimdi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Yani nasıl ters gelmez yani? Ya bu böyle mi ya bu çocuk? Denmedi mi? Herkes söyledi bunu. Çünkü niye? Bakın biz gazete okuyoruz. Hangi gazeteye bakayım söyle. Ya buna bakın hadi elime bu geldi.